İşçi, memur, emekli herkes yesin diye. Heh, bak 3 tane 10 lira. Heh. Ne olacak her şey para mı ya? Gene burada iyi gidiyor. Marketlerde hiçbir şey yana varılmıyor. Vatandaşın alım gücü düşük ya, çok düşük. Şu ikisi zaten etkiliyor çok. Gübre ve mazot. Bu fiyatlarla bu geçim olmaz. Alım gücü yok tabii ya, abla bitti. Fiyatlarda oynama yok. Çok büyük bir oynama yok ama gel gelelim ki maliyetler yükseliyor. Üretici bir şey göremeyince esnaf da bir şey göremiyor. Esnaf bir şey göremeyince halk sıkıntıya giriyor. Pazar fiyatları yüksek. Torbalar eskisi kadar dolmuyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki pazarda gerektiği kadar ürün var. Ancak alışverişin bereketi yok. Pazarın en büyük gerçeği artan maliyetler. Gübre fiyatları, mazot fiyatlarından dolayı çok arttığını düşünüyorum. O yüzden birçok kişi ekmedi. Maydanoz, demetleri falan. O yüzden az olduğu için pahalı. Bazen fiyatları söylemeye utanıyorum. Halde pahalı, pazara götürüyoruz, satılmıyor. Yani kısır bir döngü var. Çiftçinin işi de zor. Çiftçi de yani bunu yetiştiriyor da hani maliyetini bile kurtarmıyor şu anki fiyatlar. Pazar esnafının da maliyeti günden güne artıyor. 4,5 ay önce şu poşeti 18,5 liraya alıyorduk. Şu an 40 lira poşet. Kontağı çağrıştırdığından 200 lira zarardasın. 1500 mal aldın mı sana maliyeti 1700 lira oluyor. İşte onun ana parasını çıkaracaksın, ondan sonra kâra geçeceksin. Hem bizim için de zor, hem müşteri için de zor yani. Hale gittiğimiz zaman 2 milyar lira girdiğin zaman arabayı ağzına kadar fulluyordun. Bir hafta boyunca satıyordun, para kazanıyordun. Şimdi hale yine aynı parayla gidiyorsun. Arabanın yarıya kadar doldurabiliyorsun. 2 kasa 3 kasa mal getiriyorsun. Satıyorsun, yine aynı parayı kazanıyorsun. Masraf çok olduğu için hiçbir şey iyi değil yani şu an. Peki pazarda sebze meyve fiyatları ne durumda? Demetlerin bağları şu an 2,5 lira. Marullar 4 lira, 3 lira. Ispanak 8 lira. Pırasa 6, kereviz 7 lira, havuç turp 4 lira. 8 liradan 7,5'a kadar muz fiyatı var. Çilek 15'ten 25'e kadar var. Hurma da 8 liradan 12'ye kadar hurma var. Mandalin 5 liradır fiyatı şu an. Portakal zaten 3 kilo 10 lira. Karnabahar tane 3 lira. Patates de 6 lira, 5 lira. Salatalık bu hafta 8 lira, geçen hafta 15-12'den aşağı salatalık piyasada yoktu. Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan da işte bu haftaki durum. Bir tane patlıcan 3 lira. Gerisini siz düşünün. Cumartesi yılbaşı haftası olduğu için resmi tatil nedeniyle cumartesi hal yoktu. Bir mal sıkıntısı çekildi. Perşembe günü de hava muhalefetinden dolayı mal toplanmadığı için Antalya pazarlarında öyle bir sıkıntı vardı. Şu an mesela geçen hafta 20 iken bu hafta 15. Kalitesine göre 10 liraya da pazarda patlıcan bulabilirsiniz yani. Genelde hep her sene pahalanıyor. Geçen sene 22-25 lirayı da gördü yani. Her sene öyle oluyor. Hani bir ay, bir buçuk ay böyle. Vatandaşların haftalık pazar bütçesi ihtiyaçların birine yetse diğerine yetmiyor. Yok, alamıyoruz. Yarım kilo, yarım kilo idare ediyoruz. Normalde 250 gidiyor ama 100-150 ayırdım. Kısmak zorundayım. Yani yapacak bir şey yok. Bir kilo, iki kilo değil, yarım kilo. Daha da az. Yarım kilo biber aldım. Yarım kilo patlıcan aldım. Maydanoz aldım. Nane aldım. Onları aldım. Alamıyorum. Kilo alamıyorum. Her şey ateş bağısı. Para yetmiyor. Yetiremiyoruz. Bu insanlar ne yiyecek ya? En ucuz patates. O da pahalı. Pazarın talebi üretim desteklensin, maliyetler düşürülsün. Üretici desteklenmeli. Maliyetler düşünse tabii herkesin işine yarar. Üretici desteklenmeli her zaman. Destek çok önemli.